Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda çok kısaca Atatürk ve Nihal Atsız ve ikisinin tırnak içinde ilişkisini anlatacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla genç arkadaşlarım Nihal Atsız ve Atatürk konusundaki konusunda kafalarında duyduklarıyla hareket edebildikleri bir alan kalıyor ve bazılarının e, sosyal medyada olayı Kafalarını iyice karıştıracak şekilde anlattığını, izah ettiğine tanık oluyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Son Facebook'ta Denizcan dede kardeşimle yaptığım sohbeti video olarak aktarmaya karar verdim. Bana göre başından sonuna dinlenilirse Atatürk ve atsız konularında faydalı olur ve gençlerin yeni bir açıdan bakmalarını sağlayabilir. Konuya şöyle girmek istiyorum. Atatürk 1881, Atsız 1905 doğumlu. Önce bunu oturtalım. Sonra hemen şunu ekleyelim. E, bilmeniz gereken temel unsur şu. Atatürk Atsız muhtemelen hiç karşılaşmadılar. Hiç sohbet etmediler. Ve muhtemelen Atatürk Atsız'ı çok iyi tanımıyor açıkçası. Ee, çok da atsızla ilgili bir gündemi yok. Ee, Türk'ün son başbuğu Mustafa Kemal Atatürk çok önemli, zaten hepimiz için çok önemli ama atsız da çok çok önemli bir adam. Bir duruşu olan, asla ve asla geri adım atmayan ve olaylar ve insanlar karşısında eğilip bükülmeyen birisi. Ama önce işin temelini anlayalım. Size öyle şeyler anlatılıyor ki sanki Atatürk'le Atsız arkadaşmış da sonradan araları açılmış da Kazım Karabekir'le Atatürk'ün arasında iki ilişkiye benzetiyorlar. Böyle bir şey yok. Atatürk Atsız'ı görmedi bile. Anlatabiliyor muyum? Zaten Atsız'ın temel kızgınlığı Atay'a, başbuğa bu açıdan. Çevresindeki örgüyü, duvarı, bariyeri aşıp Atatürk'le hemhal olamadığı için de bir takım huzursuzlukları var. E, Atsız'ın Atatürk'e bakışını 3 bölüme ayırabilirim arkadaşlar. Birinci bölüm 1932'ye kadar olağanüstü övgüler, Türk'ün son başbuğu, Atatürk'ün resmini bir okulun duvarında gördüğümde heyecanlanıyorum. Sadece Kurtuluş Savaşı'nı kazanan mucizevi lider değil, aynı zamanda iktisadi devrimi de yapacak olağanüstü bir seçkin Türk. Tabi Arkadaşlar, atsız, gördüğünü çalan bir hakem. Ee, söyleyeceği bir şey varsa karşısındaki kim olursa olsun bunu söylüyor ve bundan gocunmuyor. Dolayısıyla gene 1931-32'li yıllarda Marif e, Tarih Kurumu'nun başkanını, e, bastığı tarih kitabını eleştiriyor. E, Ahmet Muhip Dranas mı? E, Edirne Milletvekili Şevki Bey mi? İkisinden biri, bunlar da Atatürk'e yakın adamlar. Yani sofraya oturanlardan iki adam. Atatürk'ün sofralarına herkes oturamıyor çünkü çevresi hakikaten bir duvar örüyor ve yeni adamları da sokmuyorlar. Atatürk aşağı yukarı 1930'da başladığı sofrayla kalkana kadar sofrasında tamamlamış oluyor. Bu vesileyle bu ekip... Ahmet Muhyip Duranas ve Edirne Milletvekili Şevki Bey e, bunun asistanlığını elinden alıyor atsızın. Dergi çıkarmasını, atsız mecmuayı, Orkun'u çıkarmasını ta ki 1900 belki 43'e 41'e kadar engelliyorlar. Yani şunu düşünün siz bir gün Facebook'a, Instagram'a girmediğinizde çıldırıyorsunuz. Adam 7 yıl en iyi yaptığı işi edebiyat öğretmenliğini ve yazı yazmayı yapamıyor ve bunu Atatürk'ün çevresindeki e, bir takım insanlar ona reva görüyor. Bu da onda derin bir travma yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Atsız'ın temeldeki sorunu Atatürk ile değil, Atatürk'ün çevresindeki daha sonra 1941'de kitaplaştıracağı Dalkavuklar Gecesi'nde anlattığı tırnak içinde Atsız'a göre Dalkavuklar'la ilgili. Bunların bazılarında haksız olduğunu da düşünmüyorum. Ama ben kendi yorumlarımdan çok mevzuyu anlatmaya çalışacağım ki mevzu anlaşılsın. Atsız Atatürk arasındaki ilişkiyi açıklayan en iyi görseli yaptığımı inanıyorum. Bakın şu ana kadar birçok genç arkadaşım Atatürk'le Atsız'ı arkadaş sanıyordu, sohbet ediyorlar sanıyordu, değil mi? Önce bunu anlattık. Ee, yaşları arasında 25 yaş fark var, arkadaş değiller, hiçbir araya gelmediler, gelemediler. 3 ee, bölümü ayırdım ben Atsız'ın Atatürk'e bakışını. Daha sonraki dönemde 1950'de Demokrat Parti İnönü İnönü'den nefret ediyor. Burada mutabıkız. Demokrat Parti geldiğinde hızlı bir e, 1923-1950 dönemi eleştirisi yapıyor ve bu döneme diktatörlük çağı diyor. Açık konuşmak lazım. Yani e, Atsız'ın Osmanlı'ya bakışı da e, Türkiye Cumhuriyeti ile biz dünyaya gelmedik. Geçmişini inkar eden piçtir. Osmanlı Günahıyla sevabıyla bizim atamızdır. Osmanlı'yı elemine eden bir Türk tarihi yazılamaz şeklindedir. Yani burada da ayrılıyorlar. Burada da bir farklı anlatım var. Nihal Atsız'ın bu anlamda şu... Evet Rıza Nur'a da yakın olduğunu söylemeliyim. Yani Atsız Rıza Nur'a yakın. Ha, kendisini engelleyen e, tarih kurumu başkanı Reşit Galip. Hani bu bayağı gündem olmuştu. Yakın tarihimizde de Reşit Galip bayağı bir anılmıştı. Yani şöyle toparlamak istiyorum. Nihalatsız olağanüstü e, bir düşün insanı. Ve gerçekten e, dalkavukluk, yağcılık kendi kitabında olmayan kelimeler. Fakat bunlar Atatürk'ün çevresinde bir hayli var. Özellikle sofra... Yani sofraya oturan herkese böyle diyemeyiz ama sofraya oturanların Atatürk'ü sahiplenmesi ve yeni insanlarla paylaşmamak istememesi de bir sır değil. Dolayısıyla 1941'de yazdığı Dalkavuklar Gecesi'deki Hatti Kralı'nın kurgu gereği Atatürk olduğu açık. Yani kimileri değil falan diyor. Ama açık fakat Hatti Kralı'nın ismini e, diğer alay ettiği isimleri isimlerini tersten yazıyor. Örneğin Aziz diye bir vekil var Ziza falan tersten yazıyor. E, var böyle 3-4 kişinin isimlerini tersten yazıyor ama e, Hatti Kralı'nın ismi e, Atatürk'ün tersten yazılması değil. Yani kurgu gereği bir kral koyuyor ama o krallığı alay etmiyor ve e, çok kötülemiyor. Ama Dalkavuklar Gecesi'nin Atatürk'ün etrafındaki dalkavukluğu eleştirdiği ve Nihal 1923-1950 dönemine diktatörlük dönemi dediği ve daha sonra yaptığı röportajlarda ee, Cumhuriyet taraftarı mısınız diye sorulan bir soruya herkes Cumhuriyet taraftarı olmak mecburiyetindedir. İnkılapçılık, inkılapçı devrimci olmak mecburiyetindedir. Fakat e, ben... İlk meclis ve son meclis yani 1923 ve 1950'den bahsediyor. Hariç diğer dönemleri cumhuriyet olarak değerlendirmiyorum. Çünkü e, buradaki mebuslar seçilme değil, atanma yöntemiyle gelmiştir diye ağır eleştirileri de o dönemi bildiği halde, o dönemin şartlarını bildiği halde ağır eleştirileri de yapmaktan ne yapmamıştır arkadaşlar? Çekinmemiştir. Atsız böyle biridir. Atsız öldüğünde etrafında sadece 300-500 öğrenci vardı. Yani atsız da etrafında insan tutamayan birisidir aslında bakarsanız. Neyse gene dönemi anlatmaya devam edelim. 1932'ye kadar bir Atatürk övgüsü, 1932'den 1960'lara kadar açık bir inönü ağır eleştirileri ve Atatürk'e laf çarptırmalar var. Özellikle dönem demokrasisini ve siyasetini eleştirmek var. Direkt Atatürk'e vurmasa bile. 1960'lardan sonra yaş ilerledikçe ve dünyanın yeni düzeni, ülkenin görünümü görüldükçe tekrardan Atatürk'e karşı bir yumuşama var. Dergilerinde tekrardan Yücebaş bu övme eğilimini görüyoruz. Özellikle... 1975'teki ölümüne yakın 70-75 arası dönem tam bir günah çıkarma dönemi olarak adlandırılabilir. Burada tekrar Atatürk'ü övüyor. Türk devrimi Atatürk olmasaydı ve Tür Türklüğün unutulacağını, yeniden Türklüğü hatırlatan ve dünyada kalıcı yapan çok büyük bir insan olduğunu yazılarında tekrar tekrar yazıyor. Hayat hep inişli çıkışlıdır hepimiz için. <laughs> Bazen Uğradığımız duygu ve davranışlar da bizi e, istemediğimiz yönelimlere sokabilir. E, Nihal Atsız Atatürk'ün yakın çevresinden Reşit Galip'ten Şevki Bey'den Ahmet Muhip Duranas'tan e, daha birçok mebustan e, çekmiştir, çektirilmiştir, öğretmenlik yapması engellenmiştir dergi çıkarması engellenmiştir ki dergi çıkarmadığı zaman bunalıma giren bir adam, yazı yazmadığı zaman çıldıran bir adam. Yani en sevdiği melekesi elinden alınmış birini düşünün. Onun gibi olmuştur ve bu kızgınlıkla Atatürk eleştirisi, dönem eleştirisi yapmıştır. Gene de Atatürk'ü inönü'den ayrı tutar. Atatürk'ün çok fazla hesaplı ama o hesaplar karşısında e, strateji geliştirilebilecek bir bilge olduğunu İnönü'de ise tamamen temkinliliği abartarak hiçbir şey yapmayan pasifize bir e, devlet adamı e, rolü olduğunu e, söylemiştir. İnönü'ye İnönü eleştirisi daha açıktır ve İnönü eleştirilerinin çoğu haklıdır. İnönü'ye eleştirilerine katılabileceğim bir nokta 11 Kasım darbesi diyorum ben. 10 Kasım'da vefatın daha önce olan vefat 10 Kasım'da açıklanıyor. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra açıklanıyor ve 11 Kasım'da meclis hemen hemen bir veya iki oy hariç tam oyla Fevzi Çakmak ve Kazım Beyler'in de e, sivil darbeye katılımlarıyla inönü Cumhurbaşkanı seçiliyor ve konuşmasında Atatürk kelimesi geçmiyor. Tekrar ediyorum. 11 Kasım'daki mecliste Cumhurbaşkanlığı konuşmasında Atatürk kelimesi anılmıyor, Atatürk anılmıyor. İnönü budur arkadaşlar. E, atsız konusuna dönersek şöyle toparlayalım. Atsız büyük bir adamdır. Atsız bizim bilge liderlerimizdendir. Atsız büyük bir Türkçüdür. Atatürk'te yüce başvurumuzdur. Atatürk'le atsız bir araya gelip sohbet etmemiştir. Atsızın Atatürk aleyhinde Dönem dönem yazdığı yazılar ve kitaplar ve eşinin mektubu olsun, oğluna yazdığı vasiyet olsun bunlar konuşulur, açıktır. Hiçbir şeyi saklamaya gerek yok. Dönemde Atatürk'ün sofrasında oturan demin isimlerinin bir kısmını saydığım bariyer örücüler tarafından bazı haklarının elinden alması alınması sonucu oluşan kızgınlığın tezahürüdür. Yoksa... Atsız Atatürk'ün ne kadar büyük bir bilge ve ne kadar ulu bir e, yönetici olduğunun farkındadır. Zaten ömrünün son 10 senesinde bu günahı sık sık çıkarmıştır ve yazmıştır. Dolayısıyla Atatürk ve Atsız'ın arası nasıldır diye bir soru sorulduğunda inişli çıkışlıdır ama bir e, Atsız Atatürk'ün değerini bilir. Atatürk'ün pek Atsız'dan haberi yoktur arkadaşlar. Yani e, Atsız'ın muhatapları... İşte Türk Tarih Kurumu Başkanı, Marif Vekilleri, Mebuslar bunlardır. Atatürk çok başka bir yerde. Zaten e, 1934-35-38 dönemi e, ya da 32'den 38'e alırsanız bu bir sofra dönemidir. Atatürk pek insan içine karışmıyor. Genelde görüşmeler sofrada Çankaya Köşkü'nde bu yakın çevreyle oluyor. Ve bu yakın sofraya oturacakları da yakın çevre, hani arkadaşlarımın arkadaşları. Onlar belirliyor. Atatürk'ün dışarıya çıkıp e, pek seçici olma durumu yok. Dolayısıyla bu yakın çevre Atsız'a blokaj koyduğu için Atsız kız kızgın. Olay bu. E, şöyle toparlıyorum son olarak. Atsız ve Atatürk aynı ülkünün, aynı mefkurenin büyük insanlarıdır. E, Atatürk farklı bir yerdedir. O baş budur. E, atsız da Şöyle farklı bir yerdedir. Ee, en büyük e, teorisyenlerden biridir. Türkçülüğün en büyük teorisyenlerinden biridir. E, duruşu sağlam bir adamdır. E, e, geri vitesi, böyle olaylardan kaçışı, e, mevki için, bilmem ne için kimseye e, yağdanlık yapışı yoktur. Onurlu duruşu, Necdet Sancar'la beraber büyük adamlardır bunlar. Dolayısıyla... Araya zaman zaman Rıza Nur girmiştir, Osmanlı akımları girmiştir, Atatürk muhalifleri girmiştir, onun kafasına başkası girmiştir, Atatürk'ün yanındaki sofra arkadaşları girmiştir, şudur budur. Bunlar aynı ülkünün, aynı kutsal mefkünün insanlarıdır ve atsız e, Atatürk'le barışık ölmüştür, onu överek ölmüştür. Dolayısıyla bu iki insan arası nasıl sorusuna vereceğimiz cevap ikisi de, ulu bilgelerimizdir şeklinde olmalıdır saygılarımla